Bayrak oğul, devlet oğul, can oğul. Sevmek nedir? Bunu bilen aşıklara bismillah. Bu oğullar Sümeyye Can analardan doğdular. Rabbi yesir dileklerle beşiklere bismillah. 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 Hürmetli yar göğsünden ilk yudumlar hakkına, tanalıklı dudaklardan kaşıklara bismillah. Ad verirken ilk ezandan ilk duyduğum kelamda, göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Hem doğurdum hem büyüttüm, ısmarladım ve dedim. Vatan için bütün yalan yaşıklara bismillah. Düşte gördüm kanlı başın peygamberin dizinde. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Rabbi yesir dileklerden beşiklere bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Nizlilere, destanlara, koşuklara bismillah. Ocaklara,
Altener, sen, sen Ertuğrul torunusun. Sen ki Tuna boylarında bir yiğit, şehitler serdarı. Sen ki kahramanlar Alpsuz'sun. Fakat ne yazık ki bu sen, sen değilsin. Dün ayak seslerinle titrettiğin Avrupa'da, bugün kendi çığlıklarında boğulmaktasın. Tarihin enkaz halinde, ecdadın inlemekte. Ve sen hala bugün neden susmaktasın? Bugün neden kızmaktasın? Neden? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 23 Mart 2017 günlerden Perşembe saat 15.03 İstanbul Küçükçekmece 2 telli FSM Medya Grup canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Canlı yayınımız tefsir dersleri başladı efendim. Bendeniz FSM Medya Grup Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah Çalışır. Değerli konuğumuz FSM Medya Grup programcımız Sebahattin Cesur TV Genel Yayın Yönetmeni İlahiyatçı yazar Sebahattin Cesur. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız değerli hocam? Elhamdülillah iyiyiz. Evet, bugün değerli hocam bak gördüğünüz gibi izleyicilerimiz de takip ediyor. 5 tane canlı yayın sitesinde FSM TV, FSM Haber, Radyo FSM arşiv oluyor. Sebahattin Cesur TV yani sizin TV'niz, evet. Suskun Medya ve Fetih TV kanallarında canlı, bir de ayrıca da işte gördüğünüz gibi Facebook'ta canlı olarak yayına başladık. Bugün yani itibari bu ikinci yayınımız. Rabbimiz hayırlar getirsin. Rabbim milleti İslam'ı sırat-ı mustakim yolundan ayırmasın, ayırmasın. Bugün değerli hocam bizlere Bakara suresi ayet 256 ile 260 arasındaki 5 ayeti inşallah Bakara suresinde Kur'an-ı Kerim anlatacak. Ve daha sonra vaktimiz olursa 45 dakika gibi siyaset dünyasında Taceddin Dergahı'nı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin 8. yıl dönümünü bu konuyla, ilahiyatçı gözüyle, birlikte beraberlik ölçüsü içerisinde değerli hocamız, ilahiyatçı yazar Sebahattin Cesur anlatmış ve sizlerle bu konuyu işlemiş olacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Değerli hocam Sebahattin Cesur'a hemen mikrofonu veriyorum. Buyur hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cümlemizden hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin vel âgibeti lillemuttaqin. Es-salâtu ve's-selâmu alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Allah sallu alâ tabibi kulûbina Muhammed. Selma ala şefi'i zulübne Muhammed. Rabbi şrahli sabri ve yestirerli ve ahlul okuteten min lisani yefkav gavi. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve hikmini salihin. Esla'un billah. Bismillah. Aziz izleyicilerimiz yine bu hafta sizinle inşallah tefsir derslerimize kaldığımız yerden Bakara suresinin 256. ayetinden muhtarama İnşallah baş başayız diyorum. Cenab-ı Hak Teala göğüslerimizi açsın, dilimizi çözdürsün ve sözlerimizi bize anlaşılır kılsın diyorum. Rabbim devletimize, milletimize zarar vermesin. Her türlü tehlikelerden muhafaza etsin diyorum. Şehitlerimize, gazilerimize, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de şükranlar diliyorum. Ve böylece Cenab-ı Hak Teala bize ayet-i kerimesinde Bakara suresinin 256. ayetinde şöyle bize meşhur sunuyor. Bismillah. La ikraha fiddini kad tebeyyene rüştü minel gayyi femen yekfur bil tağuti ve yu'minu billah ila ahire ayet. Cenab-ı Hak Teala
ayet-i kerimede şöyle bize buyuruyor. La ikraha. İkrah ettirmeyiniz. Yani zorlaştırmayınız. Yapacağınız bir tebliğde, dini tebliğde bu gibi durumları sizden olmayan gayrimüslimlere bu şekilde dine girmeleri için bir zorluk göstermeyiniz. Böyle ki anne baba Müslüman olup da bir bakıyorsunuz çocukları İslam'a girmekten imtina eden bir çocuğuna zorla illa sen İslam'a gireceksin, illa sen Müslüman olacaksın deyip de ona bir zorluk gösterilmesi bakımından şöyle ben onu şey yapayım. Resulullah Efendimiz'in döneminde şöyle buyuruyor. İbn-i Celir diyor ki bize İbn-i Yesar'ın İbn-i Abbas'tan rivayet ettiğine göre o şöyle demiştir. Ansar'dan bazı kadınlar çocuklar olup da öldüğünde kendi kendilerine şayet çocukları yaşarsa onu Yahudileştirecekleri adağında bulunuyorlardı. Nadir oğulları yerlerinden çıkarılıp sürüldüklerinde yanlarında Ansar'ın çocukları da vardı. Ansar çocuklarımızı bırakmayız dediler. Allah Teala dinle zorlama yoktur. Gerçekten hak batından iyice ayrılmıştır. Ayeti kerimesini indirdi. Bu ayeti, bu hadise Ebu Davud, Nesir-i İbni Hatim ve İbni Habbat'tan sahihinde rivayet edilmiştir. Yani Mücahit de şöyle buyurmuştur. Der ki İbni Cübeyr de şöyle buyurur. Şahab Hasan el-Basri ve başkalarının bu ayetin zikredilen olay hakkında nazil olduğunu zikretmiştir. Yani şimdi ikrah kelimesi kereh yani zorlaştırmak, zor kullanmak, illaki bunu yapacağım ve illaki bu şekilde yapılması gereklidir. Yani sen mutlaka eğer biz Müslüman olduysak, biz inandıysak illa sen de inanacaksın diye böylece aile etrafındaki inanmayanlara karşı zor kullanmak gibi ona zora teşvik etmek gibi bir durumları yapmamamız lazım. Zaten Cenab-ı Hak Teala bir kulunu yarattı ama İslam fıtratı üzerine yaratmıştır. Onun ve beni buluğu çağına kadar İslam fıtratı üzerindedir. 15 yaşından sonra veya da buluğu çağından sonra artık o çocuk anne her ne kadar anne babası tarafından yaşama biçimi olsa da bir de bakıyorsun ki cemiyet içerisinde, toplum içerisinde bulunduğu bazı ortamlar var. O ortamlar içerisinde bulunduğu zaman, o arkadaş ortamında bulunduğu zaman onların arkadaşının yaşadığı gibi yaşamak gibi bir arzuya kapılıyor. Ve böylece o kapılmasıyla bir de bakıyoruz ki bu hususta şundan da şahit de olduk. Çünkü nasıl şahit olduğunuz derseniz biz mesela Almanya'da ve Fransa'da, İsviçre'de, o bölgelerde bulundum. Oradaki bazı Müslüman Türk çocukları bazı görüyordum, anne ve babaları mütevessip yaşıyor ama çocukları oradaki Almanların gençlerine ve bir takılıyorlardı. O zaman içerisinde o gençler aynen onların yaşadığı gibi yaşamayı arzu ediyorlardı. Hatta bu hususta anne babalarına karşı da gelme gibi bir duruma karşı karşıya kalıyorlardı. Çünkü anne baba kendi yaşadıkları gibi İslam'ı yaşadıkları gibi yaşamasını arzu ediyor çocuklarının. Ama maalesef bakıyorsun çocukları kabul ediyor. Veyahut da şöyle bir durum var. Anne baba eğer işte mesela Medine döneminde o zaman da aynı Yahudi çocukları vardı. Anne babalar mesela Yahudi çocukları bakıyorsunuz Müslüman oluyor. Ama anne bu sefer de anne baba o çocuğun Müslüman olmasını istemiyor. Hatta bir Yahudi kadınlarının bir kısmına birçok kısımları Yahudi kadınlarından şu sözleri söylüyorlardı. Eğer bizim çocuklarımız olsa biz bu çocuklarımızı mutlaka onları Yahudi olarak yetiştireceğiz diye böyle bir ifadelerde kullanıyorlar. Bu da hadislerde rivayet edilmiştir. Hadislerde açık açık bildirilmiştir. Yani şimdi buradaki ayet-i kerimenin mucibince Cenab-ı Hak Teala bize bu ayetin için mesela ey
Ey kullarım, iman ile kullarım, yani çocuklarınız hayatta onlara zorla İslam'ı tebliğ etmek gibi, yani zor kullanarak onu İslam'a davet etmek gibi bir aranızı açacak, aileyi bozacak, aileyi birbirine ayıracak gibi bir duruma düşmemek kaydıyla, onun için bir zorlanma, ikrah ettirme gibi bir duruma girmeyiniz. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? Neyle peki bu dini, din de tabii ki, illa benim dinime gireceksin diye bir zorlama uygulamayı Cenab-ı Hak hala müsaade etmiyor ayet-i kerimesinden. Çünkü Cenab-ı Hak hala açık ayetlerle ne yapmıştır? Her şeyi açık beyan bildirmiştir. İman etmeyi de, iman etmeyeni de. Onlar mesela ne Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinde buyuruyor? İnne hedînüs sebile imme şâkire ve imme kefûre diyor. Biz hidayet yolunu gösterdik. Dilerseniz hidayete erersiniz, hidayet yoluna girersiniz, Müslüman olursunuz. Dilerseniz hidayet yolunun gayrısına tabi olursunuz. O zaman da inkârı yola gitmiş olursunuz. O sizin kendi seçeneğinizdir. Ama Cenab-ı Allah bizden neyse elbette ki bizden istediği şey akıl bari buluğ çağına girdikten sonra kesinlikle Rabbisini bulması ve iman etmesi gereklidir. Mesela burada Rabbisini bulması derken gerekliyken neyi kastediyor? Akaid yönünden şu ifadeyi söylemek isterim. İster bir buluğ çağına gelmiş, akıl bari olmuş bir çocuk, mesela herhangi bir kutu bir yerde hiç ona Kur'an'dan veya da namazın kılınış şeklinden veya da orucun tutuş şeklinden, yani ameli ve itikadı ameli noktadan şekli itibariyle hiçbir şey ulaşmamış. Ne Kur'an ne bir şey. Peki buraya bak, eğer diyor o çocuk nerede olursa olsun bunu uçağına girdikten sonra aklıyla kendini yaratanını bulacaktır. Aynen. Mesela aynen, örneğinde Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimesinde İbrahim Aleyhisselam'ın o mağarada kalıp benim bir yaşa geldikten sonra çıkıp güneşe bakınca güneşin çok büyük olması, işte bu bize yaratan budur, bu ilahtır deyip de ondan sonra o güneşin kaybolmasıyla birlikte batan bir şey, ben ilah olamaz, onda bir arızalık var gibi, ondan sonra ayın parlaklığını, gece vakti ayın parlaklığını görüyor ve ona şey yapıyor, o sabah olunca o da sönüp gidiyor ve yıldızlar da böyle yine, yani burada sonunda İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Biz hani ben bu kainatı var eden daim olan ben Allah'a ilaha inandım diyor. Hani ismini daha ya işte böyle bir yerde kalan bir buluşana giren bir çocuk aklıyla Allah'ı kendini yaratıcısını bulacaktır. Elhamdülillah. Veyahut da adını da bile getiremiyor şu anda. Yani beni yaratan bir ilah vardır. Ben o ilaha inandım dediği takdirde o bölgede olduğu için Müslüman olmuştur. Aynen. İslam'ı kabul etmiştir. Çünkü İslam'ın tek kabulü nedir? Allah'ı birlemektir. Onu birleyip ondan sonra da tasdikle ne yapmasını tasdik etmektir. Ama şimdi biz şu anda mesela öyle bir çağdayız ki her tarafta bütün bilgisayar, internet kanalıyla bazı teknik aletlerle her şey yerli yerine ulaşmıştır. Yani ulaşmayan bir belge yoktur. Bu bir artık herhangi bir bahane gibi söz konusu da değildir. Çünkü akıl bali olduktan sonra her şeyi en ince tabakına kadar biliyorlar. Aynen. Ama şuradan şu an olan şu, buradaki ayet gelmesindeki meşaz, yani sakın onların dine girmekte zorluk göstermeyiniz. Onlar zora koşmayınız. Onların şey yapmak zorla, bu gibi zorluklarla kabul etmesini sağlamak gibi bir harekete girişmeyiniz diyor. Ya onu kendi haline zaman içerisinde hareketleriniz, tavırlarınız, yaşantınız onu ne yapacaktır? O, sizin o halinizi, hareketinizi gördükçe o ne yapacaktır? O Cenab-ı Allah'ta kalbini açmışsa, hidayet vermişse o İslam'a girecektir. Ama yok açılmamışsa tabii, o da Cenab-ı Allah ne buyuruyor ayet-i kerimesinde tabii ki biz diyor bu tabii inanmayanlar için diyor biz onların kalplerine mühür vurduk, gözlerine mühür vurduk ve Allah Allah. Önlerine perde çektik. Katemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim derken biz okullarımızın yani
ki Allah'ın birliği, Allah'ın kendi birliğini ifade etti. Edip de peygamber gönderdi, kitap da gönderdi ama hala kabul etmeyenler için yani Cenab-ı Allah biz onların inkara gittikleri için biz onların kalplerine mühürü vururuz. Aynen. Vururuz ve kulaklarına mühürüz, vururuz ki artık hiçbir şey onlar anlayamazlar. Onlar müstesna. Onlar zaten küfre girmiş kafir. Onlara herhangi bir zorlama da yapsam kesinlikle onlar kabul etmeyecekler. Açık ve net. Ama bunun diğer taraftan herhangi böyle bir durumda değiller de fakat sen kalkıyorsun bir illa İslam'a gir veyahut da şunu bunu, bir zorlama yapıyorsun. Bu zorlamadan dolayı Cenab-ı Allah da burada müsaade etmiyor. Diyor ki siz bırakın. Biz de her şeyi açık açık bildirdik. Her şeyi açık açık Kur'an-ı Azimuşşan'da ortaya koyduk. Ama size bir de peygamber göndersin gibi kendi içinizden yaşayan ve evlenen, yiyen, içen, her ticaretini yapan, her bütün görev yapan bir peygamber bir de yanında onu müjdeleyici olarak bir de kitap gönderdik. Aynen. Artık bundan sonra o kabul etmek onların kendi iradeler içerisinde onlara akıl da verdik. Aklıyla da ne yapacaktı? Hakkı, hakikati kabul ederse eder, etmezse zaten ceza ne yapmış olur? Hidayet yolundan. Mesela Cenab-ı Hak Teala yine bir ayet kendisi ne buyuruyor? Şöyle buyuruyor. وَمَنْ يُدْرِ فَلَا هَدِيَلَ diyor kim biz kime ki bir hidayet verirsek مَنْ اِحْدِ اللّٰهِ bak مَنْ اِحْدِ اللّٰهِ kime bir hidayet verir? مَنْ يُدْرِ فَلَا مُدِيلَ kimse onu o yoldan çeviremez. Niye biz onun kalbini açtık? Kalbine öyle güzel imanı tebliğ ettik ki onun kalbinde öyle bir noktaya geldi ki artık ona dün ne yaparsanız yapın kimse onu o yoldan çeviremez. İşte örneğini görüyoruz. Daha hani ilk gönder Bilal-i Habeşi'nin Allah onun kalbini açtı, ona iman eserini verdi ve bütün çilelere rağmen, işkencelere rağmen ne yaptı? Bilal-i Habeşi ehad dedi. Yani Allah bir. Allah bir, Allah bir diye ne yaptı? Her türlü çileye katlanmak suretiyle. O bir taraftan Sümeyye'nince İslam adına şehit olan sahabelerimiz var. Onların hep bu noktada şehit olmuştur. Çünkü imanın tadını, zevkini Cenab-ı Allah o kulun kalbine yerleştirmiştir. O ancak Rabbisinden başka bir sevda, bir sevdiği bir düşünmez hale geldiğinden dolayı her türlü çileye katlanmış oluyor. Ya günümüzde de bakıyoruz, öyle bir zamanlar geldi ki bu gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. O bakımdan Cenab-ı Hak Teala bize ayet-i kerimesinde, meşhazında biz her şeyi açık beyan ettik ve onlara doğru yolu da gösterdik. Er-rüştü doğru yolu da gösterdik. Her anı da bildirdik, zararı da bildirdik. Öyleyse düşün minel gayyi o sapıklıkları da minel gayyi azimi öyle bir evet minel gayyi kim ki sapıklıkları femen artık kim ne bunu imkan eder de yani bu sapıklıkla sapıklık yolundan girmiş de onlar da kalkar da hala Allah'ın birliğini, vahdaniyeti her şeyi bildiği halde böyle ısrar ederse, kabul etmezse, bir şey yapmazsa onun haricinde olan tağutları kendilerine ilah edilmeye kalkarlarsa onlar da evet onlara iman, onlara kabul edilmezse zaten onlar ne olmuş olur? Küfre girmiş olurlar diyor Cenab-ı Allah. Aynen. Çünkü biz her şeyi gösterdik. Onun için o gösterdiğimiz yoldu hidayet yolu açık ve net. Onu kabul edersen hidayet yoluna girmiş. Kabul etmezse delalete düşmüş olur. O bakımdan herhangi bir zorlama yapmayınız, zorlamayınız diye Cenab-ı Hak Teala bize ne yapıyor? Böyle meşadını gönderiyor. Ki diğer bir tane ne diyor Cenab-ı Hak Teala? يُعْمُنْ بِاللّٰهِ eğer iman ederlerse, Allah'a iman ederlerse, Allah'ın emirlerini kabul ederlerse, kadis temseke, o sımsıkı Allah'ın ipine sarılırlarsa, o kullarım ki diyor kim ki, iman edip de sımsıkı ipe sarılırlarsa diyor, neye bir urbetini tutama, yani el-rızka sağlam bir tutama tutarlarsa, yani ne demek istiyor? Buradaki ayetin açık tefsirini yapacak olursak yani kuruma
o iman, bana iman edip ve benim gönderdiğim ilahi emirleri ona sımsıkı yapışır da onunla amel ederse, aynen. O güzel bir ameli de güzel yaparsa, hem itikadı yönünden hem de ameli yönünden yeri yerinde işlerse saf sağlam bir ipe sarılmış olur ki elbette ki o sarıldığı zaman ama öyle bir ip ki diyor Cenab-ı Allah kopmayacak bir ip. Ne demek yanında kopmayacak ip derken kalpteki imanın sağlamlığı, sıhhatliliği. Elhamdülillah. Bu olay bu. Kopmayan ip iman. İman. O imanı iman ise yani. Sadakat, imanlık, sadakatlik, bağlılık, samimiyet, azim, gayret Rabbisine olan en güzel bir şekilde onu birlemesi, itikad etmesi, iman etmesidir. Böyle bir, o zaman böyle güzel bir sağlam sağlam bir ipe sarılmış olur. Kopmayan bir ipe sarılmış olur. Elbette ki o sımsıkı bu sarıldığı ip onun için hidayet yoludur. Onu en güzel bir şekilde Rabbisine ulaştıracak yolların en güzelidir. Ebedi bir hayatın hem dünya hem de ahiret hayatının saadetini kazanmış olur. Ama kalkan da sarılmazsa, ondan uzak kalırsa o zaman elbette ki delalet yolunu seçmiş olur. Aynen. Yani o delalet yolunda kaldığı için elbette ki onun için ahiret hem dünyası hem de ahireti, belki dünyası çok farklı geçer ama ahireti ise perme perişan olacağının ifadesi vardır burada ayet-i kerimede. Aynen. Vallahi Allah, Cenab-ı Hak Teala elbette ki semi'un aleyhim derken Allah işitir, sizin yaptığınız her şeyi işitir. İşitmediği hiçbir şey yok. Aynen. Çünkü yaratıcıdır. Rabbim yaratıcı olduğu için ta ki deriz ya yedi kat yerin dibinde taşın arasındaki karıncanın ayaklarının sesini dahi işitir. Ne demektir? Yani yaratan Cenab-ı Hak Teala yarattığı varlığı, her yarattığı varlığı bilir. Yani haşa her şey onun bilgisi dahilindedir. Ve yarattığı şeyde hayat bulursa onun her bir hareketinin sesini de işitir, bilir Cenab-ı Allah. Bu demektir yani. Öyleyse ey kullarım, siz ister gizli konuşun, ister açık konuşun. Sizin açık ve gizliliğinizi de ben bilirim. Gizli de iman etmenizi de bilirim. Kimin kalbindeki iman derecesi neyse onu da bilirim. Çünkü ona şah damarından ben yakınım. Onun her türlü hal ve hareketini, tutumunu hiçbir bana gizli kalmaz. İster ki söylemesin, ister ki açıkça söylesin. Hepsi benim bilgim dahilindedir ve işitirim, bilirim diye Cenab-ı Hak Teala böylece ne diyor? Vallahi Allah yemin o ki Cenab-ı Allah elbette ki ben o kullarımın yaptıklarını işitirim ve bilirim. Öyleyse o kulların ona göre hareket etsinler. Ameli yönden, itikadı yönden ibadet ve taatlarını sıhhatli yapsınlar demektir. Hocam, sakın. Evet, araya girmek istiyorum. Hakkını helal et. Buyuruyor ki Rabbimiz, ben ey kulum sana, biraz önce okudunuz, Allah razı olsun, şah damarından daha yakın. Ya, evet. Bu kadar bizi yaratan, kainatın sahibi olan, yaradan Rabbim, bize bu kadar şah damarından yakında niye biz bunun idrakında olamıyoruz? Neyiz ki? Neden böyle bir zaafa düşüyoruz? Yani o şuuru eremiyoruz. Diyemiyoruz diyor, şükür Rabbim sen bize yakınsın, sen vekilsin, sen bize yetersin. Neden demiyoruz da böyle mala yani işlere kendimizi kaptırıyoruz. Dünyanın boşluklarına, böyle hayır olmayan şeylere tamam gösteriyoruz. Buradaki sebep ne hocam ya? Buradaki en büyük sebep, evet. Cenab-ı Hak Teala'nın insanoğlunu yarattıktan sonra insanoğluna düşman olan bir varlık var. İnsanoğlunda ya, olan. İnsanoğluna düşman varlık. Düşman varlık. O da ne? Şey. Bu da nerede dolaşıyor? Kan damarlarında dolaşıyor. O kan damarlarımızda onun amacı nedir? Vesvese vermektir. Vesvese vermek. Vesvese vermek. Fısıldar bizi dünyanın şeylere, olumsuz şeylere yönlendirir. Amacı çünkü sürekli bir kişi bir de nefis olayı var. Aynen. Onun amacı da nedir? Onun amacı da her türlü şeyden tat almak. O nefis helal da bilmez, haram da bilmez. Ona nefis helal da bilmez, haram da bilmez. O istemez, kabullenmez. Çünkü o arzularını yerine getirmek ister. Ha bu harammış, zinadan dolayı olmuş deyip onu terk edeyim diye bir düşünce yoktur. Düşüncesi yoktur nefsin. O ancak
biz onları ne yapıyoruz? Cenab-ı Allah onlara karşı, bu iki düşmana karşı bize en güzel cevheri ihsan ediyor. O da ne? O da akıl nimetini ihsan ediyor. Allah Allah! Bir kulum diyor, bak size, sizin karşınızda size düşman olan iki varlık var. O iki varlığında, iki varlıktan onu at edebileceğiniz, onu yok edebileceğiniz, gelebileceğiniz tek bir şeyiniz sizin en güzel, size verdiğim akıl nimetidir. O akıl nimetine de en güzel sunduğum bir meşallarım var diyor Cenab-ı Allah. O meşallarda diyor Kur'an-ı Kerim, bunu çok okuyunuz ve okuyunuz, tefekkür ediniz. O sizin için bir zikir, bir dua, bir şifa. Onun için ne kadar siz Kur'an'la meşgul olursanız şeytan sizin yanınızdan nefes uzaklaşır. Gelemez. Size gelemez, evet. Sizi gerektirir ve vesveseye fırsatları verir. Ama Kur'an okursunuz da, Kur'an okuduğunuz anda kalkarda hala şeytanın vesvesesinden fısıltıdan kulak asarsanız, o okuduğunuz Kur'an'ın ne tadını alabilirsiniz, ne zevkini alabilirsiniz. Aynen. Ne tadını ve alamazsınız. Evet. Evet, okursunuz ama yerine getirirsin ama onun şeyini alamazsınız, sevabını alamazsınız. Aynen. Ne bu? Namaz mesela. Namaz kılarsınız ama farzı yerine getirmiş olursunuz. Fakat o vesveseyle o namazı kıldığınız zaman onun tadını alamazsınız. Aynen. Sevabını fark edin Cenab-ı Allah. Bizlere buyuruyor. Esnaf sınav. Erayetelerini yükledik değil. Fezakerlerini yedir. Yedir. Ve la yakıl hala da'anırsın. Feveylün yirmusallim. Yazıklar olsun. O namaz kılanlara. Allah Allah. Ya biz de dahil kabul ediyoruz. Şimdi niye namaz kılanlara yazıklar olsun diyor. Sen namaz kılacak, namaz kılacağız, gidiyoruz, biz uzun şeyler yapıyoruz. Aynen. Halbuki namaz nedir? Küfür bizi kötülüklerden alıkoyması lazım. Evet. Lazım. Ben hala namaz kıldım, hala uzaklaştım, dinlemiyorsam demek ki ben namazı kılmış değilim. Ama aynen. Sadece farzını yerine getirmiş oluyorum, sevabını almış oluyorum. Yani olay bu. Onun için neden bu şekilde olduğundan sonra kitabı, bizim işte en büyük düşmanlarımız var. Cenab-ı Allah açık açık ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, ey kullarım bak, akıl verdim, sizin düşmanınızı da bildiriyorum. Adrüzün mümin diyorum bak. Allah Allah. Sizin en açık düşmanınız şeytan. Ona karşı siz tedbirinizi alın. Onun tedbiri de işte sizin sizde Kur'an-ı Azimüşşan gönlünüzü söylerin ve aynı zamanda sizden içinizden kendiniz gibi yaşayan ve yiyen içen ölenen her türlü şey yapan peygamber. Ben size şahit. Yarın da kitabıyla birlikte geldi. Siz bana onun tebliğine kulak asın. Siz onu tebliğ ediyor, sizi uyandırıyor. Ona şey bak, ne diyeceğim? İnna herdiyonsa, Estağfirullah. İnna arsaneke şahidem ve mübeşşerem ve nezira. Bak şahidem, size bir şahit ve bir de sizi müjdeleyen, bir de aynı sizi uyandıran nezira. Sizi uyandıran bir peygamber. Bak çünkü siz bir takım vesveselere kapılacaksınız. Şeytanın vesvesesine, nefsinizin istek arzuna kapılacaksınız. Ama sizi o tehlikelerden korumak için bak size hemen kitabı gönderiyorum, sözlerimi gönderiyorum. Aynen. Uyanmıyorum, aynen. Bir de peygamber gönderiyorum kendime. Öyleyse buna tabi olun. Sakın bunların yolunda, bu kişinin yolundan ayrılmayın. Resulullah Efendimiz ne diyor? Resulullah Efendimiz de diyor ki bakın, benim ümmetim diyor, size iki şey bırakıyorum diyor. Birisi Kur'an-ı Azimüşşan, diğeri de benim sünnetim. Her kim bu ikisine tabi olursa, bağlı kalırsa, ona göre ibadetini tarafını yaparsa delalete düşmez diyor. Bak delalete düşmez diyor Peygamber Efendimiz. Aynen. Ha, demek ki bize öyleyse biz bizim böyle şeyden sürekli vesvese veren, ibadetin alıkoymaya çalışan, kötülükleri yaptırmaya çalışan ve iki nesne var. Birincisi şeytan, ikincisi de nefis. Bunlara dikkat edin, bunlar bizim düşmanımız. Bunlara karşı mücadele vermekle mükellefiz. O mücadele vermediğimiz müddetçe o bizi adıyla kendisini asker eder. Aynen. Bugün bakıyoruz, Türkiye'mizde yaşayan insan Müslümanların %80'inin %70'i namazını kılmıyor. Ama ben Müslümanım diyor. Ben bir cuma namazlarını dolduruyoruz. Ama diğer vakitlere bakıyoruz sanki sadece bir numara cuma namazı kılmayla biz her şeyi kurtulduk. Kendimizi öyle deşarj olduğunu sanıyoruz. Aynen. Cuma namazı kılmak bize sanki desin. Diyorsun bir haftalık bütün şeyler yaptık, kurtulduk manasına gibi bir düşünce hasıl oluyor da yine vesvese, yine şeytan vesvesesi ve nefsin kötü arzuları, tembellik. Bu dilde şeytan nefse de diyor ki bırak yap mesela mela yani şeyler yap ama namaza, niyaza, oruca, şuna kadar ibadetlere gelip tembellik. Ne gerek var ki falan. Ne gerek var?
Ya da olsa yaşın genç, hele biraz daha ihtiyarlar, böyle bükülsün. Böyle büküldüğün zaman da bu sefer yeniden ne rüküyü düzenle yapabilirsin, ya şeyleri düzenle yapabilirsin, ya da ayakta düzenle durabilirsin. Yarın ayakların, dizlerin, damarları bakarsın, hareket etmez hale gelir. Buna öyleyse en güzel ibadet gençlikte yapılan ibadettir. Aynı şu Floresan lambaları gibidir. İhtiyarlıkla yapılan ibadet ise mum gibidir. Çünkü ziyası kaybolmuş, azalmış bir haldedir. Onun ne kadar etrafına tesir olabilir ki, değil mi? Mum ancak kendi etrafını ne yapar? Aydınlatır. Ama Floresan ışık ne yapar? Her sabah her tarafı aydınlatıyor. Genç de böyle Floresan ışık gibidir. Onun yaptığı güzel ibadet bize bir örnek olur, örnek teşkil eden ve bize en güzel bir yol göstermiş olur. Yol haritası olur. Tabii yol haritası olur. Bunda, onun için bunda halledeyim de soruna karşı durum bu. Demek ki neden böyle? İşte şeytan ve nefse buna kapılmayacağız. Bu ikisi bizim açık bir düşmanımız. Eğer biz Kur'an'ımıza bağlı kalırsak, ona bağlı, Resul Efendimiz'in sünnetlerine bağlı kalırsak o zaman ama burada bir olay var. Kur'an'a ve sünnete bağlı kalacağım ama gerçek manada ihlaslı manada bağlı kalmamız lazım. Yoksa evet okursun, Kur'an'ı okursun, hadisleri okursun, okuduğumuz halde yapmıyorsak bu da evet büyük bir hata yapmış oluyoruz yani. Kendimize bunu söylemek lazım. Aynen. Evet. Böylece demek ki Cenab-ı Allah ne biliyor bize? Siz sağlam, sapsağlam bir ipe sarılmış olursunuz. Korkmayan bir ipe sarılmış olursunuz. Ve her yaptığınız için Cenab-ı Allah ne yapar? Her şeyi en iyi şekilde, en cepte bilmiş olursunuz diyor Cenab-ı Hak Teala. Evet, yine 56. ayet, 256. ayet-i kerime böyle. Tabi daha çok açıklanacak şeyler var. Mesela işte şimdi şunu diyelim. Mutlaka, bak Cenab-ı Allah ayet-i kerimesine buyur. اِنَّمَا يَعْمُرُ بِالْاَسْتَغْفِرُ سِنَا اِنَّمَا هَلْ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالْإِيْتَاءِ وَالْإِذْلِ وَيَنْهَا اَنْ فَخْشَيْ وَالْنِمْكَ الْبَاطِلِ يَعْضُونَ عَلَّكُمْ تَزَكَّرُونَ diyor Cenab-ı Allah. İyi kullarım, evet size akıl nimetini verdim ama akıl nimetiyle birlikte de bakın önce yapacağınız görev, birincisi adaleti gözetleyeceksiniz, adil olacaksınız. Adaleti gözetleyeceksiniz. Bu ister kendi evinizde olun, ister baş cemiyet içerisinde olun, ister bir hükümet içerisinde olun, ister devletin yetkili yerlerinde olun. Her nerede görev yapıyorsanız yapın, önce adaleti gözetleyeceksiniz. Çünkü adalettir, en önemli şey adalettir, adil olmaktır. Yani adil olma noktasında, ferdin adil olması, yaptığı hareketlerini Rabbisin rızasına uygun yapmasıdır. Aynen. Peygamber Efendimiz'in sünnetlerine uygun yapmasıdır. Mesela şimdi Mekke'de bunu görüyoruz. Kabe'ye muazzama yaparken Hacer-i Esved taşını korunacak. O anda dört tane kabile birbirlerine ne dedi? Döşecekler, kanlı bıçaklı olacaklar. O zaman taşlarındaki reisler diyor ki, dön bakayım ne yapıyoruz? Biz diyor, bu, o zaman diyor, şu diyor, köşeden çıkan kimse, her kimse diyor, biz ona hakem tayin edeceğiz diyor. Razı olacağız ona razı diyor. Razı olacağız. Aynen. Yani, o da da Resul Efendimiz'e çıkıyor, ha tamam diyorlar, tam geldi. Muhammed'in emin. Muhammed'in emin geldi diyorlar. İşte dediler bizim işimizi halledecek. Muhammed'e emin değil. Halbuki daha her orada pek de peygamberlik gelmemiş. Gelmemişti evet. Tabii. Ama demek ki bak peygamberlik gelmeden önceki yaşantı biçimine bak. Bir asalet, bir güzellik. Her şey, gençliği, gençliği, her şey. Aynen. Tamamen çünkü Cenab-ı Allah hazırlıyor o kurumunu. Elhamdülillah. İslam öyle bir noktaya gelecek ki elbette ki o gün Cenab-ı Allah ne yapacaktır? O yolu açacaktır. Ve böylece Muhammed Emin diyor, buyurun diyor, biz de bir şeye telaşa düştük. Bu Hacer-i Esved'i taşıp koyacağız ama kabileyle bizden ben koyacağım, onun kabileyi ben koyacağım, biz anlaşamadık diyor. Ya. Buna bir çare, bir çözüm diye Resul Efendimiz'e şey yapıyorlar. O da diyor, tamam diyor o zaman, öyle getirin bir örtü diyor, örtü getiriyorlar. Ondan sonra koyun diyor şu taşı. Örtünün ortasına koyuyorlar. Peki diyorlar, her kabile bir ucundan tutsun diyor. Her kabile bir ucundan tutuyor. Kaldırın diyorlar, kaldırıp getiriyorlar. Tam duvarın korunacak yere ve Resulullah Efendimiz kendi eliyle koyuyor. Allah bak, Allah. Tabii kendi eliyle koyuyor oranı. İşte ama burada ne oldu? Adaletli bir hüküm verdi. Yani ferdin adaleti. Yani bu ama bir de hukuk da mesela. Onun için
Demek ki fert olsak adil olacağız. Adil olacağız. Aynen, aynen. Nerede olur senin olan? Aynen. Hemen kararlı, hemen olumsuz hareketler yapmayacağız, düşüneceğiz. Ama adaletli olacağız da, adil olacağız da bir de düşünerek, tefekkür ederek adil olacağız. Aynen. Yoksa her şeye birdenbire karar verip insanları yanlış noktada tekbire kadar götürecek sözler söylemeyeceğiz. Ki ondan sonra iyilikler ama her şeyi adille birlikte iyilik yolunu seçeceğiz. İyilik yoluyla birlikte ne yapacağız? Biz bu görevi yeni yerine getirmiş olacağız. Evet. O da yine bir anne var ihsanı itaidir burada. Onlar yine adaletle yapıyor işte ki bu adillik şeyimiz yakınlarımız olsun, yakınımız olsun, uzağımız da her kişi aynı terazide, aynı ölçüde adil bir şekilde davranmakla mükellefiz diyoruz. Evet. Bu 256. ayette böyle bize Cenab-ı Hak Teala meşazen sunuyor. Tabii daha çok birçok örneklerde var. Ama şimdilik bu kararla yetiniyoruz. 257. ayete gelince Allah Celle Celaluhu Yüce Rabbimiz veliyim velisidir. Yani veli ne demek? Yani önderidir. Yani veli nedir? Onun dostudur. Yani, tek dost Allah'tır. Ondan sonra ellezin öyle ki amenü iman edenlerin yüreğiymiş. Allah kimin dostuymuş? İman eden kullarının dostu. Allah Allah. İman eden bak. Allahü veliyyüllezine amenü. O Allah ancak bu ancak iman edenlerin dostudur. Kendisine inanan, birleyen ve ona emirleri yerli yerine getiren o kullarının ve ibadetle taatlarını sıhhatli yapan, gerçek manada sakınarak ibadetini güzelce yapan kulunun dostudur, mümin kulunun dostudur. Bu amenü derken iman etmek elbette ki iman, dil ve kalp her ikisinin birden ne yapması, hareket etmesidir ve ameli olarak da güzel yerli yerinde ibadetlerini yerli yerinde yapma bakımındadır. Evet. Yuhricuhum ey kullar onlar yuhricuhum onlar çıkarırlar. Yuhricuhum onlar çıkarırlar. Minel zulmati ilerine. Ha. Yuhricuhum Allah o kullarını, o mümin kullarını, Rabbisine ibadet eden gerçek manada sadakatli kullarını, hem onlar velisi olması hasebiyle, dostu olması hasebiyle, onları hiçbir zaman için tehlikeli, dört karanlığa götürücü yerlerden ne yapar? Cenab-ı Allah o kullarını uzaklaştırır. O kullarını oradan çeker çeker alır, hidayet yoluna onun yolunu açar. Nasıl? Bak ne diyeceğim? Yuhricuhun Allah o mümin kullarını çıkarır. Neden çıkarır? Yine zulümati karanlıklardan çıkarır. Yani bu karanlık sadece zahir karanlık, ameli karanlıklar. Yani amelimi yapmamıştır, ameli işlememiştir, o karanlığa gömülmüştür. Ondan sonra diğer şeyleri yapmak karanlığa işte o zaman ama onlar zaten karanlığa gömüldüyse o ibadet sadrı yapan yapmayanların ama bir de yapan kullarına söylüyor. Ey kullarım siz gerçek manada ibadetinizi, taatınızı yaparsanız iman ederseniz ben sizleri Cenab-ı Hak ben size çıkarırım. O düşmüyor. Mümine zulmati karanlıklardan çıkarmış olurum. Nereye çıkarmış? İle nur sizi apaydınlık bir yola çıkarmış olurum. Sizi en güzel ışık saçıcı yola çıkarmış olurum ki o zaman siz hidayete ermiş olursunuz. Benim aynı dostluğumu kazanmış olursunuz. Benim sevgimi kazanmış olursunuz. Hem dünyanızı hem de ahiretinizi bu şekilde nurlandırmış olursunuz. Karanlıklardan siz de böylece çekim aldığımız takdirde en güzel, sevinçli, sururlu, huzurlu bir yola sevk etmişiz ki o da ilahi nur olan yola. Açık apaydınlık bir yola sevk etmiş olurum. Siz yeter ki ibadetlerinizi güzel yapın. Güzel işleyin, güzel amel edin. Ve hakkı hakikati yerli yerinde bilerek yapın. Yok sakın insanlara zulüm kârı var. İnsanları veya da hakkın gizleyerek, hakikatleri gizleyerek
gibi bu gibi olumsuz hareketleri yapmaktan uzak kalın ki ben de sizi karanlıktan hidayet yoluna çıkarayım, nur yoluna çıkarayım, önümüzü aydınlatayım ki hem dünya hem ahiretinizi böylece huzura kavuşturmuş olursunuz diyor Cenab-ı Hak. Ve nezine iman eden kullarını Cenab-ı Allah böyle bak ne diyor Cenab-ı Hak da iman eden kullarını bahsederken ne diyor? Esma-ı Bismillah. Elif la min velike kitab-ı la gaybe fihi hüden müttegîn dedikten sonra ayet-i kerimeden yani burada ne diyor Cenab-ı Allah şunu buyuruyor diyor. Siz Allah'tan gereği gibi sakınırsanız hiç ama şu göndermiş olduğum kitaba bağlı kaldığınız müddetçe o kitabın içerisindeki meşazlara bağlı kalır, uygulandığınız müddetçe ve çünkü orada o kitabında herhangi bir şüpheye mahal olacak hiçbir şey olmadan bir kitaba bağlı kalırsanız, sadakatli kalırsanız, onunla amel ederseniz, onunla hayatınızı güzel yaparsanız, çünkü sizin için bir hayat nizamıdır, sizin için bir nedir? Bir yasadır, sizin için bir kanun-u ilahidir, sizin için bir zikir, aynı zamanda sürekli anma bakımından bir zikir mecmuasıdır. Aynı zamanda sizin için bir nedir? Hidayet kaynağıdır. Yani hidayet eczanedir. Oradaki alacağınız ilaçlarla kendinizi tedavi yapacaksınız. Rabbinize en iyi şekilde, en güzel bir şekilde ne yapma o tedavi olduktan sonra Rabbinizin sevgisini alıp Rabbimizle bizim o zaman ne olur, neyimiz olacak? Dostluğumuz olacak, veliğimiz olur. Bak ne olur? Öyleyse bu bir şifa kaynağı olduğuna göre o şifa için hareket edecek. Dua edersek Allah ne buyuruyor? En mümin kullarım, en iman eden kullarım. Siz bana gerçek bana iman edip de dua ederseniz, beni davet ederseniz, beni çağırırsanız, benden isterseniz ben size elbette ki şah damarınızdan yakınım, istediğiniz her şeyi veririm ama burada önemli olan ibadet yapmak. Gerçek manada Allah'a yönelmek değil mi? Aynen. Yoksa sadece ibadet yapma, namaz kılma, oruç tutma, Allah'ın emrettiğini yapma, Ya Rabbi bana yardım et. Ya Rabbi bana, hayır Cenab-ı Hak ne bileyim, siz beni anarsanız ben de sizi anarım. Aynen. Yani Allah'a anmak ne olur? Allah'a anmak ibadette olacaktır. Namaz kılmakla, oruç tutma, zekat vermek, hayırla, sadakalarla ve birçok şeyle yani Allah'ın bize emrettiği güzelliklerle yaptığımız takdirde Rabbimizin ne yapacak, hoşnut olacaktır ve davetimize ne yapacaktır, icabet edecektir. Aynen. Ama bunları yapmazsak boşu boşuna hem namaz kılmayalım, hem Allah'ın emirlerini yapmayalım, hem de isyankar hareketli edelim. Onu da Ya Rabbi bana yardım et, Ya Rabbi bana yardım et. O zaman Rabbim elbette ki yaptığın hal ve hareketi görüyor, ona göre de sana icabet ediyor Cenab-ı Hak. Aynen. Sen beni hatırlamazsın, ancak zora düştüğün zaman hatırlarsın, dua edersin. Ama seni önemli olan beni hatırlamam, zamanın da hatırlayacaksın ve her an hatırlayacaksın ki ben de seni o müşkülat durumlarında ne yapayım, sana yardımcı olayım. Ey kulum, bu şekilde onun için o zaman Rabbim bizim neyimiz olur? Dostumuz olur, veliğimiz olur ki bize her türlü güzellikleri ihsan eder. Ama onun için o zaman ne yapar Cenab-ı Allah bizi karanlıklardan ne yapmış olur? Aydınlığa çıkarmış olur. Huzurlu bir hayat yaşam yönüne yönlendirmiş olur. Ama tabii kul isteyecek bunu. Kul istemeni müddetçe kul Rabbisini hatırlamaz, istemez. Cenab-ı Allah da onu hatırlamaz. İşte, hatırlamadığı gibi istemez. Yani çünkü ey kulum ben seni yoktan var ettim. Bir damla sudan var ettim. Bak sana bir güzel ahsene takvim bir surette suret verdim. Aynen. Ondan sonra seni öyle bir çetrefik yollardan 7 merhaleden geçirdim. Eğer bunları bir düşünet, bir tevekkül edersek abi insan düşündüğü zaman hakikaten o insan onun hayat bulmasına bir baktığımız zaman ne kadar önemli bir olan. Bir bakıyoruz ki o anne karnında, anne rahim odasında, o merhamet odasında en güzel bir şekilde Cenab-ı Allah ne yapıyor? O kulunu koruyor ve büyütüyor. Ondan sonra hayata gönderirse bu durumlarda düşünün, akıl edin, tefekkür edin. Ve ona göre de Rabbinize güvenin. Rabbinize, Cenab-ı Allah'ta dedi, siz beni bu şekilde anarsanız ben sizin dostunuz olurum ve size yardımcı
duamızı, neyimizi kabul edelim diye Cenab-ı Allah böyle bize diğer bir beşerini sunuyor. Aynen. Aynen. Evet. Ben lezzetle keberru. Ama o küfredenlere, inkar edenlere gelecek. Bu küfür, neden inkar ediyorlar? Neden küfür ediyorlar? İnkarların sebebiyle de elbette iki şey oluyor. Bir, ortam. Yaşadığı ortam, bulunduğu toplum, yani işte artık hangi toplumlarsa. Veya ikincisi de anne babanın bizatihi inançsız olması, kafir olması. Bu iki şekilde inkarı yola gider. Bir, hani Cenab-ı Allah çünkü insan onu İslam fıtratı üzerine yarattığına göre bunu çanarına, o zamana kadar Müslümandır. Ama ondan sonra anne babası Hristiyansa, Yahudiyse veya neyse kendi yaşadığı gibi çocuğunu yaşatmaya çalışıyorsa, aynen, o zaman da o küfre girmiş olur. İnkar yolu seni tercih etmiş olur. İnkar yolunda yaşadığı için de artık oradan ayrılmayı arzu edemez. Zaten diğer bir ayet kerimede Cenab-ı Allah gelir, mealen söyleyeyim. Ancak diyor, inanmayanların azı, bak azı iman ediyor diyor. Hepsi demiyor Cenab-ı Allah. Allah Allah. Çünkü hepsinin hareketlerini biliyor. Niye? Yaşam ortamında yaşadıkları için hep yaşam ortamını tamamen isyankâr yönde Allah'tan emrine uzak yönde yaşadıkları için Allah onların kalplerini zaten karartıyor. Aynen. Ya o karattığı için de mührü vuruyor. Artık onlar hakka bunun tersi de oluyor değil mi hocam? Nasıl? Hani biliyor muyum Rabbimiz hidayete geleceklerini de biliyor. Abi, ne de yapıyor? Ya. Onları karartmıyor. Onlar bir nasıl da dönüş yapacak. Galilem diyor bak. Evet. Çoğunu azı müstesna. Bak şimdi bir olan ben Almanya'da işte evet, diyeyim ya. Ben söylemiştim yine de söyleyeyim. Bir kadıncağızın hidayete gelmesi. 35 yaşlarında Alman üniversiteyi bitirmiş. Kocasından da ayrılmış. Ondan sonra geliyor ki bizim devlet başkanına diyor ki burada bir canlı var mı var, imamı var mı var, ben Müslüman olacağım diyor. Aynen. Ondan sonra geldi bana sordu ki hocam, bu kadın Müslüman olacakmış, ne gibi şartlar vardır diye gelsin. Onun şartlarını söyledim, tabii şunu yaparak. Ondan sonra kadınlarla da hatim bittikten sonra kadınlarla davet ettim. Dedim sizler de gelin. Ben şimdi dedim ki, sor ki, kadın ismini değiştirecek mi? Evet, hayır yok, ismini tercih eylemiş. Ondan sonra dedim ki, ben söyledim, tek tek söylesin. Ben de tek bir müşteri kendine şehadet getirdim ve kadıncağız hem ağladı hem de gerçek olarak öyle bir ağladı ki Allah Allah. Yani acayip bir ağladı evet, yani biliyor musun? Ama ben orada kendine şehadeti söylerken öyle de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah desem söyleyemeyecek. Allah Allah. Çünkü dili dönmeyecek. Çünkü ama dili dönmez. Kolay dönmüyor onların dilleri. O zaman bütün ben kendime söylüyorum. Eşhedü en la ilahe illallah. Böyle üç defa aynen bu şekilde. Tane tane. Ama o da rahatça söyledi. Yani. Rahatça söyledi. O demek ki o rahatça söyledi, duygulandırdı onu. Bak kadıncağız böyle ağlıyor. Evet. Ondan sonra şunu söyledi. Dedi ki bu dinden daha güzel bir yaşam biçimi olamaz. Elhamdülillah. Olamaz. Affedersin dedi, biz de köpek mi yaşıyoruz? Aslında buradan uçak. Hani bu şekilde ifade etti kadıncağız. Allah Allah. Bir ne kocam tam teslimiyet. Tabii ne kocam benden haber var, ne benim kocamdan haber var. Ya. Alıyorum. O bana karışmıyor, ben ona karışmıyorum. İşte beraber düşüyor, birimiz bir köşede, birimiz bir köşede. Yani çok farklı bir. Benim o hayat olmaz. Böyle bir yaşam olmaz. Cenab-ı Allah bak açmış kulunu kabini. Tuttum diye inceledim. İslam'ı okudum. İnceledim diye okudum diyor. Ya. Ondan sonra karar verdim diyor. Kadıncağız ben Müslüman oldum. Yani onun için Cenab-ı Hak Teala'dan şimdi öğrencilere çekelim, o imkan edenler, o küfür edenler, hakkı hakikati kabul etmeyenler, niye kabul etmiyorlar? Halbuki biliyorlar. Yani bilmezler değiller. Yani şu anda çünkü şu teknik şartı her şeyi biliyorlar. Bilmedikleri hiçbir mesele yok. İnternette de var. Kendi dillerine böyle de yazılıyor. Aynen, yani aynen. Ama şundan dolayı bak, yaşam biçimini terk edemiyorlar. Niye? Orada helal ve haram diye bir şey düşünmüyorlar. Ben diyorlar ki, papaz bizi baftiz etti, bitti, hep günahlarımız gitti. Böyle bir inandırıyorlar. Ve o şekilde tamamen kendilerini haşa, el işaretine Allah baba İsa, Meryem ana İsa, oğlu teslimi yapıp ben diyorlar ki, bunlar biz hakla inandık diyorlar. İçin topluyorlar, müşrikler. Hristiyan değiller. Aynen. Hristiyan olan aynen ya kitaba, gerçek kitaba inanır. Yahudi olan aynen yüzeyli Allah'ın onu diyorlar mesela Zekeriya'nın senelerinden için. Şey Yahudiler. Yüzeyli Allah'ın onu diyorlar. Ne oldu? Bunlar da müşrik oldu.
Bunlar hiçbir ehli kitap değil. Allah Allah. Ama Allah söylüyor bu. Allah ehli kitap. Alakası yok. Müşrik. Bunları ne kestiğine de hiçbir şey yok. Ne de kızları. Alınmaz. Efendim diyorlar ki ehli kitaptan kız alınır. Ehli kitaptan kız alınır. Bunlar ehli kitap değil ki ben kızını alayım. Ehli kitap kalmıyor ki, kalmadı ki ya. Değil ki şu andaki hiçbir ehli kitap değil. Değil. Sadece başka bir şey değil. Evet hocam, bir şey de şu geç, eğer ehli kitap olarak kalmış olsalardı, bakma sen, biz Müslümanlar, bizim Diyanet olsun, şimdi takiye yapıyor dünyada, kargaşa olmasın, işte, karışıklık olmasın, evet, siyaset yapılıyor. Evet. Ehli kitap zaten kalmış olsaydı İslam gelmezdi o zaman. Aynen öyle. Niye son din, son kitap, son peygamber? Şimdi bir yerde bir mevzu olur, Konya'da. Bir emekli polis arkadaşla konuşuyoruz. O da Mahmud Efendi'nin tarikatına şeye bağlı, cemaatine bağlı. Bu olay geçti. Evet. Dedim ki ben, bak size bir şey söyleyeyim. Kesin ayet-i kerimede yazıyor, ehli kitabı. O ehli, gerçek ehli kitabı yazıyor Cenab-ı Allah. Ama dedim, bugünküler dedim, ehli kitap diyen arkadaş. Bugünküler dedim, hepsi dedim, müşrik dedim. Allah Allah. Dedi ki, nasıl olur dedi, hocam yani. Benim arkadaş güçlük ama Allah bile yazıyor. Ya Allah bile yazıyor ama asıl olanı yazıyor. Ama bunların yaşamları şirkmedi. Benden cedelleşti, bir şeye girek dedi. Allah Allah. Cedelleşiyor bir de. Cedelleşti. Dedi ki, hocama girek dediler. O hücreler varmış orada. Getirdi akşam neyse oturduk konuşuyoruz. Ailemiz bunu söyledi. Dedi ki, hocam doğru söylüyor. Ya. Onlar bir de müşrik dedi bunlar. Yani kitap değil dedi. Ad olarak dedi sadece, onun adları var, başka bir şey yok dedi bunların. Aynen. Çünkü tesis yapıyor dedi ya, Allah, Baba, Meryem ve İsa oğlu diyor diyor. Nasıl Müslüman? Günah, günah işle, işle, işle. Papaza git bir şey ver. Tabii. Para da veriyorlar mı acaba, onu bilmiyoruz da yani. Bilmiyorum ki. Ben efendim de bilmiyorum. Evet, ama yardım kutusu var orada herhalde, oraya atıyorlar. Atıyorlar, aynen öyle. Yani işte onun için bu hususta kabilerin durumu, inkar edilenin aynı, hani neden küfür ediyorlar dedik ya, etmeler küfür, yani inkar ediyorlar, kabullenmiyorlar. Aynen. Küfür bu yani, inkar etmek, kabullenmemek, Allah'ın emrine kabul olmak, peygamberleri sadece kendilerine olup diğerlere kabul olmak gibi. Bunlar ki işte yaşam biçimleri, böyle bir yaşam ortamında oldukları için her türlü her şey serbest. Helal, helal, şu bu. Yeter ki şey olsun, o serbest olduğu için bu yaşamı terk edemiyorlar. Ancak azı müstesna. Okuyanlar biraz bu husustaki bir şey. Okuyanlar ki ne yapıyor? Araştırıyor, şunu yapıyor, olabiliyor. Evet. Evliyanın, evet. O inkar edenlerin velileri ise nedir? Tağut. Tağutlar, yani tağut demek nedir? Taptıkları, inandıkları, bağlandıkları. Ya bunlar putlar olur, ya bunlar başka bir insan olur, veya da başka bir durum olabilir. Yani her şey işte diyorlar. Tağut kendilerine göre bir şekiller olabilir. Mesela İsa Aleyhisselam diye haç işaretini yapmışlar. Haç işaretini arıyorlar, öpüyorlar, niye diyorlar. İşte bu tağut işte. İşte puta tapma budur yani. İsa'ya tapıyorlar bunlar. Halbuki o İsa değil. Ama öyle zannediyorlar. Öyle anlıyorlar. Aynen, aynen. Hazreti İsa'nın, Hazreti İsa'yı çarmıha gelmiş değiller ki. Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinde açık açık buluyor, bildiriyor. Biz onu diyor, onu diyor, tarafımızda, ilahi tarafımızda kaldırdık. Onu göğe kaldırdık diyor Cenab-ı Allah. İsa Aleyhisselam'ın için. O kimi öldürdüren, o onu haber vereni, o çoban şeyle görüyor, İsa Aleyhisselam'ı görüyor, bir eve, bir binaya giriyor, oraya bir eve giriyor. Oraya görüyor, gidiyor hemen koşarak doğru, hani arıyorlar İsa Aleyhisselam'ı, öldürecekler. Aynen. Ondan sonra gidiyor, diyorlar ben gördüm diyor, buldum diyor. Nereden? İşte şurada diyor. Yani diyor, bu sefer o çoban bunlardan daha önce koşarak geliyor ki ben öldüreyim de mükafat alayım diyor. Hayır Allah. Ve onu da ne yaptılar? İsa ya, diye mi astılar? Böyle işte, bir şey oldu. Ben de, yalnız. Tabi Allah onun suretini, İsa onun suretini aynen, gördü. Aynen. Ey büyük Rabbim Allah. Tabi kendine baktılar ki bu halbuki çoban. Ama tanımadılar onu. Aynen. Allah onun sureti, İsa Aleyhisselam'ın suretini gösterdi. Ey büyük Allah. Ve bu götürdü bunu çarmıha geldiler. Yani ondan sonra şimdi de onlar put var. Şimdi put. Put atamıyorlar bunlar. Aynen. Yani ne oldu? Müşrik oldu. Bunun daha bunun yani kitaplar bir alakası yok bunların. Evet. Biraz Cenab-ı Hak böyle
onları da ülaike onların işte o kafirlerin için bellezine kefere evliyanın onları belirledi. Ertabit ve tupak putlardır. Tattıkları şeylerdir. Nuri gülüm Allah onları çıkarır. Minen nuru. Onlar aydınlıktan onu çıkarır. Onları nereye gönderir? İlâ zulümat karanlığa gönderir. Çünkü onlar hakkı hakikati gizledikleri için, hakkı hakkını ikram yapmadıkları için, imkan ettikleri için o imkanların sebebiyle Cenab-ı Allah onların nurunu yani aydınlığı ışığı kapatır ve onları karanlığa bürür. Yani kalplerini Allah onların kalplerini kalplere kırar. Çünkü o zaman kalbine Allah onların kalplerine mühür vurmuştur. O mühürden dolayı artık hakkı hükmede anlayanlar sana gelir ve böylece o ışıkları kapanır ve karanlıkta kalırlar. Kalbi karanlıkta. Ve Allah onların gözlerine bir mühür vurur. Onun gözlerini artık hakkı görmez. Böyle bir terliyle karanlıkla içerisinde kalır. Allah onların kulaklarına mühür vurur. O mühürle birlikte hakkı hükmede işitmezler. Hak ve hükmede işitmekte uzak kalırlar. Böylece Cenab-ı Allah onların ne yapmış? Nurunu yani ışığını ne yapmış? Karanlığa böylece bürümüş olur. Ve bu şekilde onların Allah inkar edenleri karanlık ışıktan karanlığa yönlendirir, karanlığa sokar. Çünkü onların imkanları sebebiyle hakkı kabul etmek istemezler. İstemedikleri için böylece Cenab-ı Allah onları ne yapmış olur? İşini karanlığa tebdil eder diyor. Ve ülâike işte onlara o gibilerine biz ne diyoruz? O kafirlere yani inkar edenler hakkı hakikati kabul etmeyenlere ne diyoruz? Ashabınlar onlar ateşin artık arkadaşlardır. Ateş artık ateş onların arkadaşı olmuştur. Kendilerine ateşi arkadaşı ona ateşi seçmişlerdir. Evet onlar ne olacaktı? Ateşte narda ateşte kalacaklardı ve artık onlar ebedi olarak onların arkadaşı ateş olacağını bildiriyor Cenab-ı Allah. Bak Cenab-ı Allah. Araba ne ya? Onlar işte o inkar edenler, hakikati kabul etmeyenler, nurda ışıktan zulmete bürünenlerin haline gelince onlar nefihe öyle bir yerde kalıcıdırlar ki bak buna çok önemli halidülme ebedi kalıcıdırlar. Onlar oradan asla ve asla katta çıkamayacaklardır. Ancak gayri müslümanlar, hünkârcılar, şayet biz müslümanlar üzerinde bir hakkı varsa gören kişilerin hakkında, hakkı varsa hakkını alacaktır. Ondan sonra yine Cenab-ı Hak onu ebedi olarak cehenneme koyacaktır, orada kalacaktır. Onlar ebedi olarak oradan çıkamayacaklardır. Sadece haklarını alma noktasında gelecek Müslüman üzerinde hakları varsa bunu alacaktır. Ondan sonra da ebedi olarak cehennemde kalacağını ifade ediyor. Asla ve asla çıkamayacak. Böyle kim ki kalkıp da böyle bir konuyu izah eder, yok efendim onlar da yandıktan sonra çıkacaklar, cennete girecektir diyecek derlerse Allah korusun burada Cenab-ı Allah'ın ayetine muhatap olunmuş olur. Allah diyor ebedi kalacaklardır. O müddetlerinde yok diyor onlar da yanıp çıkacaktır diye böyle bir ifade söylerse bunu bir tefsirci, alim olan tefsirci bir kişi kalkar böyle bir ifade söylerse böyle ifadelerden büyük bir delalet ortaya koymuş olur. Çünkü hakkı burada hakikati gizlemiş olur. Çünkü Allah diyor ki ebedi kalacaklardır diyor. Yazı bakıyorsun bir tefsir yok diyor efendim onlar benim bir şeyden yandıktan sonra cezalar Allah onları da oradan çıkaracaktır diye bir ifade söyledi mi burada Allah'ın ayetine muhatap olmuş olur ve Allah korusun küfür inkarı bir noktaya girmiş olur. O bakımdan Cenab-ı Allah ebedi kalacak diyorsa ebedi kalacaktır. Buradaki hikmeti çünkü ben onları yoktan yapmalıydım, bir damla sudan verdim. Onlara her türlü nimetleri verdim, akıl nimetimi de verdim, her türlü imkanları da önlerine serdim. Öyleyse diyor, onlar da bunu kabul etmedikleri için, inkar etmek için, kabul etmedikleri için bu hayatı, zulümet hayatını, karanlık hayatını seçtikleri için biz onların ışığını kapattık, önlerindeki aydınlığı kapattık, onları karanlığa soktuk. Onlar artık onun arkadaşı, onların arkadaşı neydi? Ateş onların artık arkadaşıdır, ebedi arkadaşı olacaktır. Ashabınlar değil ya Cenab-ı Allah, nar ashabı,
Yani onlar asap arkadaş demektir. Onların arkadaşı kim olacak? Ateş artık onların arkadaşı olacak, ebedi. Hüm fiyye Halid'in ebedi oradına kalacağını, bak hüm fiyye Halid'in derken, Halid'in ebedi kalmak manasındadır. Ebedi. Ha burada Müslümanlar, Müslüman, tabii ki Müslümanlar, münafık olanlar, münafıkkar olanlar, onlar müstesna. Onlar cezasını çektikten sonra Cenab-ı Hak Teala yine cennetine elbette ki o kullarını verecektir. Ama dünyada hata yapmıştır, günahkar olmuştur. Ondan dolayı Cenab-ı Allah hesabını soracak, cezasını verecek. Cezasını verdikten sonra onları ne yapacaktır? Yine cennetine koyacaktır. Onun haricindekiler ebedi olarak cehennemde kalıcıdırlar. Evet, böylece Cenab-ı Hak Teala bize bu ayet-i kerimesinde bize yani müminlerin durumunu ve burada kafirlerin durumunu ne yaptı? Açıkladı. Demek ki müminin yolu neymiş? Aydınlık yolu. Karanlıktan aydınlığa çıkma. Ya bir de burada şunu söyleyeyim. Biraz zulmati karanlıktan derken karanlık nedir? Karanlık işte inkarı yaradı, küfrü sözler ifadeleri kabullenmemeler. Ne olduğu belli olmayan yani, muamma. Şimdi biz iman etmeden önce mesela yani iman etmeden önce neyi bilir? Hiçbir şey bilmiyor. Neredeydi? Karanlıkta. Karanlık bir dünyada. Aynen. Ama iman edince ne oldu? Allah o karanlığı aldı bizim. Elhamdülillah. Aynen. Bizler bizden aldı. Nereye yönlendirdi bizi? Işığa yönlendirdi. Elhamdülillah. O ışıkta ne? Nur. Neyse bizler de ashabın nur ashabıyız. Yani aydınlık yolun arkadaşları. Elhamdülillah. Benim. Onun için mesela kafirlerden diyoruz ki zulüme onların ışığını, Allah onların ışığını alıyor bu sefer. Ben Allah onlara aydınlık yolu vermiş ama aydınlık yolunda gitmek istemiyorlar ya. Biz bir yıl karanlık yolda gideceğiz. O karanlık yolda nedir? Allah'ın emirlerinin yasak ettiği şeylerdir. İşte zinadır, ilişkidir, kumardır, yalan, ondan sonra her türlü Allah'ın yasak ettiği şeylerdir. Bunları yapacağız diyor, bunları isteyeceğiz diyor. Çünkü kendileri arkadaş olarak şeytanı seçtiler. Şeytan maliyette hareket ettikleri için ne olacaktır? Onlar aydınlık yolu kapanacak. Ya karanlığı düşecekler ki artık onların hayatı ebedi nedir? Arkadaşı da ateştir. Evet. Yani bu ayda bu şekilde açıkladıktan sonra Cenab-ı Hak da yine buyuruyor ki elm tera, görmedin mi? Baksana Cenab-ı Allah'ın İyellezine haccem bir de tartışmaya kalkıyorlar. Evet, İstanbul Küçükçekmece 2 telli FSM TV, FSM Haber canlı yayın stüdyolarında tefsir dersleri programımız devam ediyor hocam. Değerli hocam, ilahiyatçı yazar, FSM Medya Grup programcımız Sebahattin Cesur TV genel yayın yönetmeni ve yönetim kurulu başkanı Sebahattin Cesur'la birlikte Bakara Suresi, Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi ayet 156'dan itibaren devam ediyoruz. Şu anda 158'deyiz efendim. 160'a kadar inşallah devam ediyorum. 1 saat 9 dakikadır canlı yayındayız. Değerli hocam, karanlıkla aydınlığı en güzel şekilde Kur'an-ı Kerim'de ayetlerimizden tefsir şeklinde örnekleri vererek bizlere açıklıyor. Bu arada yeniden bir açıklama hissettim kendimde. İlk kez Facebook'ta da yayınımız var. Değerli izleyicilerimiz, 4982 kişi var bende yani Facebook adresimizde. Bu izleyicilerimizin özellikle bizleri izlemelerini bekliyoruz. Çünkü 10 yıldır Facebook kullanıyoruz ama ilk kez böyle net canlı, bak görüyorsunuz değil mi hocam? Evet. Şu anda Facebook yayını bizim siteden daha canlı. Çünkü linkini o kadar muhteşem yapmışlar ki kasmıyor yani. Bak bizimki kasıyor, buna kasmıyor. Bizimki duruyor, bak şu anda kulağını kestim, duruyor ama bura durmuyor. Yani burada izleyicilerimiz karanlık ve aydınlık gibi bir örneğe verelim burada. Şöyle diyelim sanki biz Facebook'ları tanımakla, buraya gelmekle karanlıktan çıkıp aydınlığa girmiş olduk. Ne güzel Facebook'ta, gavurun icadı olan şu Facebook'ta Kur'an-ı Kerim tefsir dersi işliyoruz. Bunda ibret şimdi, gözüyle bakmak lazım. Evet. Yani sen buyur hocam. İcat dedin de, evet. İcat değil. Cenab-ı Hak Teala mümin kullarına kafirlerin eliye kül inkarcılar. Aynen. Ne yapar? Hizmet etti. Aynen. Şu anda onlar yapıyor. Biz onlar aslında bizim daha yapmamız lazım ama
İşte. Bizde bazı hasretler var. O hasretleri bir türlü atamadığımız için çok yaşa. Atamadığımız için ondan dolayı aynen. Bu hasretleri kimler yapıyor? Gayrimüslimler yapıyor. Aynen. Biz de faydalanabiliyoruz. Aynen. Yani iyi değerlendirmemiz lazım. Alıp i̇şte iyi manada yani karanlık da burada işler, aydınlık da işler. Tabii, biz de bunu alıp örneğe vermeye çalıştık. Şey, ne oldu yani şu an? Aynen. Yoksa sesimizi kim duyacaktı mesela? Aynen. Çünkü sesimiz olmadığı zaman karanlıkta kalıyorsun. Sesin o bir aleti kullandığı zaman o alet seni ne yapıyor? Aydınlığa, ışığa çıkarıyor. Aynen hocam, senin sesini aynen. Duyuruyor. Çok doğru, çok doğru. Evet. Allah razı olsun. Ondan sonra, evet şimdi Cenab-ı Hak da yine böyle elem tutana görmedin mi? Baksana diyor. Kime? İllezine hacca. O kimselere. Onlar da kim? O hacca seninle bu şeye giriyorlar. Cedeleşmeye giriyorlar. Kalkışmaya, tartışmaya kalkışıyorlar. Onlar. Kimle o kiminle tartışmaya giriyorlar? İbrahim Aleyhisselam'la tartışmaya giriyorlar. Nerede fi Rabbihi evet Rabbimiz hakkında bir cedelleşmeye giriyorlar onlar. Neyle en atehu en ate o kendisine verdi diye Allah el mülk kiralık. Neyse, kâle İbrahim dedi ki, Rabbim, ellezin o kimse yuhyi, hem diriltir, hem diriltir, ve yuhyit, hem diriltir. Şimdi burada ne demek istedi şimdi burada? Diyor ki, İbrahim Aleyhisselam'a bir cedeleşmeye girdiler. Cenab-ı Hak hakkında, en atahu, onlar dedi ki, o zaman öyleyse dedim, o kendisine en atahu verdi. Verdi. Neyi? Kim verdi? Allah-u Teala verdi. Neyi verdi? Mülkü. Mülkü kim verdi? Allah-u Teala verdi. Diye böyle bir ondan sonra İzgale dedi ki İbrahim Aleyhisselam bu sefer dediği zaman ne dedi? Rabbi benim Rabbim dedi. Ne dedi? Ellezine o kimseler ki o Allah o kimseleri ki ellezine o kimseleri ki Allah o kimseleri ki daha böyle diyor. Yuhyi hayat verir. Yani hayat verir, diriltir. Şimdi insanoğlun hayatı hayata gelmesi neyle? Dedi ki 7 tane merhalesi var dedik. Birincisi su, ikincisi toprak, aslı topraktan su ondan sonra Cenab-ı Allah kan kıtısı yapıyor. Kan kıtısını çiğnenmiş et yapıyor. Çiğnenmiş etini kemik yapıyor, iskelet yapıyor. Allah iskeletini, Allah. İşte ondan sonra iskeletin içini dolduruyor. Ondan sonra Cenab-ı Allah içini doldurduktan sonra etinden o iskeleti ana rahminden. Ondan sonra onun yüzüne bir perde cila çekiyor, deri çekiyor, güzelleştiriyor. Ondan sonra Cenab-ı Allah ona bir de güzel ahlene takvim suret vererek onun zaman vakti gelince dolduğu andan itibaren artık dünya nedir? Onun yeryüzüne teşrif ettiriyor. Aynen. Böyle bir merhaleden geçiriyor. Böyle bir merhalede Cenab-ı Allah bize hayat veriyor, nizam veriyor. Bak, yuhyi Allah bizi diriltiyor. Çünkü bak Cenab-ı Allah diğer bir ayet kerimesinde ne diyor? هل أتى على الإنسان حين من الدهر شيئاً مذكوراً siz hiçbir şey bilir değildiniz, sizi bilir kıldık. Yani yoktunuz, hayatta değildiniz. Aynen. Yok, hayat hiç, yani o zaman daha henüz de ölü de değildiniz. Ama hiçbir hayatta yoktunuz. Ama ne yaptı Cenab-ı Allah? Bize bak, o bilir olmayan kullarını ne yapıyor Cenab-ı Allah? Ne yapıyor? Bir hayat veriyor. Neyle hayat veriyor? Demek ki yani su. Bugün kainatın geneli bütün her şey sudandır. Su bir hayattır. Su olmasa hayat olmaz. Aynen. İkincisi havadır. Hava olmasa yaşam biçimi olmaz, yaşama olmaz. Bir beş dakika bir yerde bir duralım bakalım. Nefessiz duralım ne oluyoruz? Bir hemen bakıyorsunuz, tedbirimiz şaşıyor havalandığımız takdirde. Peki, sonra şöyle dedim. En ucuz ne? Dersen ne dersin bana? En ucuz şey nedir? Ücret bakımından. Aynen. En ucuz şey elbette ki havadır. Para veriyor mu insanlara? Halbuki para vermemiz lazım. Hayat çünkü. O olmadı mı yaşayamıyoruz. Öyle değil mi? Aynen. Ama en ucuzu. Beleş. Alıp veriyoruz. Peki bu kadar, bu güzel bir nimetin karşılığını da ne veriyoruz Allah'a? Buna ne veriyoruz biz? Bir teşekkürümüz. Ne derece teşekkür edebiliyoruz? Öyle değil mi? Cenab-ı Allah bize beleşten havayı veriyor, yaşatıyor. Her türlü imkanlarımızı önümüze seriyor. Ondan sonra bir de yediriyor, içiriyor ve büyütüyor. En güzel aklı, en güzel melekeyle de eşref-i mahluk yapıyor bizi. Kainatın yaratılan en şerefsiz olarak yaratıyor. Biz ona karşı kulluk görevimizden oluyor bizim. Ne oluyor? Kalkıyoruz, namazı terk ediyoruz.
Aynen. Orucu terk ediyoruz ben. Kalkıyor şunu yapıyor, bunu yapıyoruz. Yani Allah'ın yasak gitti, istemedi, nehyetti, şeyleri yapıyoruz. Nasıl teşekkür ediyoruz biz Allah'a? Seni yaptığımızdan Rabbimize böyle mi teşekkür etmek lazım yoksa? Ya Rabbi sana hamdi sana olsun, bize hava verdin, yaşatıyorsun. Eğer bu hava olmazsa biz yaşamanın imkanı yok. Su veriyorsun, içiriyorsun, gıdalar yiyoruz. Oğlum bak, Cenab-ı Allah ne yapıyor? Kuru otu. Kuru ot, tarlada kuru otu saman olmuş. Bak kıpkırı değil mi? O saman kıpkırı. Var mı onda bir hayat? Hayat var mı? Görebiliyor musun onda? Yok. Ama ne olur? Ama ne? Onu yiyen, yiyen hayvan süt oluyor. Gıda oluyor. Canlanıyor. Canlanıyor. Ya, canlanıyor. Ey büyük Allah. Ya bir bakın ya, burada insan Rabbim, Cenab-ı Hakk'ın varlığını burada en azından anlamak lazım değil mi? Bakın ya, o kıpkırı otta neler var, ne gıda var. Hocam, aynı buyurduğun gibi Allah razı olsun bir bir alimin biri, bir tam hatırlamıyorum ama Hekimoğlu İsmail olabilir. Meşhur değil mi o Hekimoğlu İsmail? Bu böyle buna benzer konuları işler. Bir buğdayın hikayesi diye. Evet. Belki okudun küçük bir kitapçık. Evet. Bir buğday tanesinin hikayesini. Evet. Yok olmadığını, hani gidiyor, evrini değiştiriyor, affedersin zibil oluyor şey olaraktan. Ya, ya şimdi bak, affedersin evet, dediğim evet. O buğday dediğin tanesi, ondan nasıl affedersin, hayvanın pisine karışıyor, hayvanın pisine geliyor, toprağa, toprağa. Gübre oluyor, gübre yani. Gübre, onu gübre ne yapıyor, onu tekrar kökücüler yapıyor. Ya. Hiçbir şey yok olmuyor aslında, yok. Kainatta yani. Yani elbette. Her şey yerli yerinde oluşuyor. Aynen, aynen. Hepsi. Taşlar gibi. Taşlar bugün cansız görüyor ama cansız niye gitmiyor? Ondan canlı. Ya. Cenab-ı Allah ne diyor? Öyle görürsün ki o taşları tıkır 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 düşer. Görürsün ki ne arada geçiyor ne bir şey geçiyor. Bilhassın kendiliğinden düşmüş. Ama Allah da zikrinden dolayı geçiyor. Allah'ı aldığı için, tesbih ettiği için o halde tıkır tıkır düşüyor. Öyle diyor, adam dağlar görürsün ki ne yönler diyor, fışkırıyor diyor. Yanmış da arasından sular fışkırıyor. Bu Allah'ın da. Allah'ın haşyetinden dolayı ayet gelme, Bakara suresinde bunlar. Nasıl, o biçim sular akıtırıyor Cenab-ı Allah. Ondan da bizler yeri faydalanıyoruz değil mi? Ama o su, sanmayın ki şey, bir ağlayan su. Aynen. Onun için tatlı oluyor. Onun için içime noktasında oluyor. Yani o, niye ağlanan su o? Ha, yağmur suyuna baktığımızda, yağmur suyu dikkat eder misin? Toprak acıdır. Bu arada bir mesaj var hocam. Evet. Osmanlı TV genel yayın yönetmeni ve aynı zamanda bizim FSM medya grubu biliyorsun bazen canlı yapıyoruz. Süleyman Hatipoğlu Sivas'ta Yıldız Yeri'nde senin köylerden birinde imam. Evet. Allah salihlerle beraberdir, hayırlı yayınlar diyor. Yani güzel bir bize mesaj gönderdi. Teşekkür ederiz tabii. Evet. Allah onu da tam bir başarılar diliyoruz. Amin. Oradan evlendi, orada kaldı yani. Onun için Cenab-ı Hak sana öyle buyuruyor. Diyor, evet. Siz o dağlarda bak, Cenab-ı Hak'tan diğer bir ayet vermesine ne buyuruyor yine? Esra-ı Bismillah. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْعَانَ عَلَى الْجَبَلِ لَرَعَيْتَهُ خَشْعَ مُتَسَدَّ عَمُنَ حَشَّكِ اللّٰهِ. Biz diyor o Kur'an'ı, bu kitabı beşerde eğer diyor dağlara, taşlara indirseydik, Allah o Kur'an diyor, o belagatından, yani Rabbimizin sözü olduğundan dolayı belagatından paramparça olur diyor, o dağlar taşlar diyor Cenab-ı Allah. Ya bakın biz insan oluna bakın, Kur'an okuyoruz, Kur'an'dan bir nedamet duymuyoruz yani. Öyle hallendiriyor ki ya. Sanki dersin normal bir kitapmış gibi okuyoruz. Hayır efendim, o ne diyor, Hazreti Ebu Bekir ne diyor? O Kur'an'ı okurken diyor, ağlarmış gibi okuyoruz diyor, manasını bilmesen de. Bugün diyor ki, manasını bilmediğim şeyi niye okuyorum? Ya manasını bilmek, bu Allah'ın bizzatı orijinal sözüdür arkadaş. Manasını bilsen, daha farklı bilmesen, ama bir daha onu tefekkür ederek ağlar bir şey okudun mu, onun sevabını alacaksın. Aynen, Rabbim aynen. Senin kalbini yumuşatacak, kalbini açacak. Aynen. Sana hidayet yolunu gösterecek. Bu kadar güzellikler ortaya çıkacak. Ama yok, efendim manasını bilmiyorsan ne okuyun? Yani bu düşünce çok yanlış, çok idraksız bir düşüncedir. Söyleyenler için diyorum ya tabi bunu. Evet, demek ki Allah ellezî yuhyî, Allah hayat verir, Allah diriltir. Yani Cenab-ı Hak Teala kimi diriltir? Ya bütün kainattaki olmalı. Yani bak, Cenab-ı Allah yine ayet kelimesinde ne buyuruyor? Sen buyurun. Ellezî halâdî mevte, bakın buna çok önemli bir olan bu ayet kelime. Mülk suresinin ellezî halâdî mevte vel hayâta. Allah ilk önce ne diyor?
siz ölüydiniz, siz yok idiniz, siz hiçbir şey idiniz. Ve hayata hayat verdi. Bak şimdi, ondan sonra ne diyor? اَلَّذِ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ Eğer diyor, şimdi önce hayatı alsaydı, اَلَّذِ خَلَقَ الْحَيَاتَ وَالْمَوْتَ deseydi, hayattan sonra ölüm, ölümden sonra hayat yok demektir. Allah Allah! Bakın, çünkü yoktan hiçbir şey ancak Cenab-ı Allah o kudret-i ilahisiyle. Ama ne diyor Cenab-ı Allah? اَلَّذِ خَلَقَ الْمَوْتَ Siz yok idiniz, size hayat verdim, sizi tekrar öldüreceğim. Ben öyle bir güne kadar tekrar hayat vereceğim. Bundan sonra yuhiyye, yuhiyye ebedi yaşamak manasındadır. Sizi ebedi olarak mükafat yerinde yaşatacağım. Kimi inkar? İnne hedenin sevgili imman şerkelerin mükafuna. İlki inkar edenler ebedi şeyde kalacaklardır, cehennemde kalacaklardır. Onların arkası ateştir, nardır. Ama müminler ise cennette ebedi kalacaklardır. Bak, ellezi halakal mehtudel hayata. Onun için burada da diyor, ellezi yuhiyye. Allah diriltir. İbrahim Aleyhisselam öyle diyor. Allah diriltir diyor. Ve yemirtir, öldürür. O diriltir ve öldürür der. Kale demişti ki en uhyi, ben de diriltirim diye böyle bir ifade kullanıyorlar şeyler. Ondan sonra ve ümiti ben de ve öldürürüm. Hani bu şey Nemrut'tu. İbrahim Aleyhisselam'la karşılaştı ya. Aynen. Bu hususta. Ben de öldürürüm. İki kişi getirdi. Birini öldürdü, birini de affetti. Bak, bunu öldürdüm, o beni affetti. Diriltti, yani diriltmiş, şey yapmış oluyor. Onu da tekrar... Öyle deyince, haşa, peki öyleyse dedi, o zaman güneşe, o zaman şeyden, batıdan doğsun, doğurtur bakın dedi. Yani güneşi batıdan çıkart. Maalesef mümkün mü? Yani o zamana kadar işte tutulmasını, yatırma, ateş atılmasını böyle değil, İbrahim Aleyhisselam'a tabii ki orada şey yaptılar. Ondan sonra, Kale dedi ki İbrahim Aleyhisselam buyunca, deyince şöyle dedi. Peki Allah muhakkak Allah-u Teala yekti, getiriyor. Neyi? Bir şemsi, güneşi getiriyor. Hadi bak. Allah-u Teala bir yekti, getirir. Neyi getiriyor? Bir şemsi, güneşi getiriyor. Minel meşrik, meşrikler getiriyor. Bak cevap geldi. Bak cevap geldi buna. Evet. Minel meşrik, Allah doğudan güneşi doğuruyor. Doğudan güneşi getiriyor. Öyleyse fe'ti biha. Hadi sen inkar sen onu getir bakalım. Minel magribi. Onu batıdan doğru bakalım. Batıdan çıkart bakalım güneşi. Hadi bakalım. Fe'li donak. O zaman bunu söyleyince o kafir donak kaldı. Allah Allah. Şaşırttı birden. Hadi bakalım öyleyse Allah güneşi doğudan doğuruyor, çıkarıyor, getiriyor. Sen de güneşi batıdan doğur bakalım deyince öbürü de orada dona kaldı. Aynen. Ondan sonra ellezi ve böylece ellezi kemenu o inkarcı herif, o inkar eden kişi dedi vallahu Allah la yehdi hidayet başa ve bunu diyen o kafir o bitti cümle, cümle bitti. Ellezi kemenu kefere o kafir olan böyle, o kafir olana İbrahim Aleyhisselam böyle dedi. Hadi bakalım dedi, Allah dedi güneşi doğudan doğuruyor, getiriyor. Ondan sonra sen de bu güneşi batıdan getir görelim deyince aynen. O dona kaldı. Ellezi o kafir böylece küfreden, inkar eden dona kaldı, durdu. Ondan sonra böylece konuyu ne yapmış oldu? O cedelleşenlere karşı cevabını İbrahim Aleyhisselam böylece vermiş oldu. Ve vallahu Allah-u Teala elbette ki la yehdi hidayet bak, la yehdi hidayete erdirmez. Kim erdirmez? El kavme yani bir toplumu hidayet edin. Niye? Allah'ın emirlerini kabul etmeyen, inkar eden yaşamak azgınlara asla azgınlığa toplumunu Allah hidayete, hidayete yönlendirmez. Aynen. Ki onlara elbette ki büyük cezalar, büyük şeyler geleceğinin ifadesi ileride. Ve bak zalime, zalim olan kavimleri Allah hidayete erdirmez. Kimdi bu zalim olan kavimler? İşte Nemrut vardı, ondan sonra Firavunlar zaten haliyle vardı. Ve nice kafir olan krallar vardı. Onlar hiçbir zaman hidayete ermiş değillerdir. En büyük ağır cezalarda elbette ki gördüler, ebediyle göreceklerdir. Ta ki yani ebedi olarak o cezayı göreceklerdir. Tekrar Cenab-ı Allah
onlara tattıracaktır bu zulüm şey yaptı bu inkarlarından dolayı. Aynen. Ölkellezi memre. Bu erkenler o kimseler ki yine merre yahut da uğrayan kimse gibi. Yani ala gayeti bir şehre ve hiye o kaviyetin ıfırsız beye uğrayan kişi gibi diyor canım. Nereden ala uğru şehre altı üstü üstte gelen üstüne gelmiş bir yer. Kale dedi diyen enne muhakkak ki yuhyi nasıl bir diriltecek. Bak şimdi, bak şimdi, dedi ki bir kimse, yahut da altı üstüne gelmiş ıpsız bir şehre uğrayıp da bir memleketi bu ölümünden sonra Allah nasıl diriltecek diye. Kendisiyle o bir kimse ki merre uğradı, el-gariyeti bir gariye uğradı, ve o gariyede haviyetün, boş, ıpsız bir yer. Hala uru şehre, orada altı üstüne gelmiş hiçbir şey yok. Peki, hala o diyen kimse böyle diyor. Enne yuhyi nasıl diriltecek burayı? Allah yani Allah. Hiçbir şey bırakamadan nüfussuz bir şey. Nasıl diriltecek diye böyle bir söz söylüyor. Hazihi var. Elbette ki bu memleketi Cenab-ı Allah ne yapacaktır? Ba'de mevtehe bu ölümden sonra diriltecektir. Fe ematehu onu öldürdü. Kim Allah Teala onu öldürdü ve mi'ete amin tam. Şimdi o diyen kişiyi Cenab-ı Allah öldürdü. Bak şimdi ayetin. O diyen kişiyi Cenab-ı Allah ne yaptı? Öldürdü. Hani bu ıssız çöle, ıssız yerde altı üstüne gelmiş. Bura nasıl harap haline gelmiş, bura nasıl hayat bulacak, nasıl diriltilecek diye bu şekilde söyleyince bu sefer Cenab-ı Allah o söyleyen kişiyi öldürdü. Bak şimdi burada çok. Niyete amin öyle yıllarcasına yani 100 yıl. 100 yıl Cenab-ı Allah onu ne yapmış ve öldürmüş. Bak, sümme sonra be'asehu onu diriltti. Allah o diyen kişiyi diriltti. Hale dedi ki, kem lebiste, ne kadar kaldın diye sordu ona, o ölen kişiye. Bak, o hani dedi ya, aynen. Bu şehrisiz şehri dedi, alt üstüne gelmiş şehri dedi, kim diriltecek, kim hayat verecek? Nasıl hayat verilecek diye bu şekilde söyleyen kişiyi Cenab-ı Allah onu öldürdü. Ama amen mi'ate amin 100 yıl. Bak mi'ate amin 100 yıl onu öldürmüş Cenab-ı Allah. 100 yıl yatmış ölüyorlar. Ondan sonra sünni ona hayat verdi Cenab-ı Allah. Öldü, ölen adamı yeniden hayat verdi Cenab-ı Allah. Hayat verince gale o adama dedi ki ne bir kemle biste sen kaç yıl kaldın kaç gözlerim. Ne kadar kaldın? Yani bir şey. O zaman Kale dedi ki, Lebiste gömün. Bak. Lebiste gömün. Bir gün. Bak. 100 yıl yatıyor. 100 yıl yatıyor. 100 yıldan sonra sadece bir gün kaldı. Kaldığını ifade ediyor. Aynen. 100 yıl yatmış. Şimdi yarınla biz aynı şekilde kabirlerden kalktığımız zaman aynı şekilde ilkinle arası kadar yatmış kadar olduğumuzu hissedeceğiz. Halbuki nice yıllar geçmiş. Aynen. Şu anda Adem Aleyhisselam'ın bu tarafa, şu anda hiçbir şey değil. Nice yıllar geçmiş, bak şu an habersiz. Yani kalktığı zaman ancak diyecek bir saat, öğleyle ilkinle arası kadar ya da bir gün zaman geçirdiğini ifade edecekler. Aynen. Hani hiç olmamış gibi sanki sadece uykuda, sadece uyku aleminde kalmış gibi şey yapacak. Ya ben bir gün registre kaldım diye, yine bir gün kaldım diye, en daha da yahut da birazı kadar, bak bir günden az, yahut da birazı kadar, bir günden az kaldım diyor, o inkar eden adam. Ya ben az bir gün kaldım diyor. Hala Allah, Cenab-ı Allah buyurdu ki, ben de işte, hayır kaldım, niyete abi tam 100 yıl kaldın. Sen 100 yıl uyudun diyor Cenab-ı Allah. Allah Allah. Sen 100 yıl öldürdüm seni, tam 100 yıl yattın. Hiçbir şeyden haberin olmadı, yok bile. Ama seni şimdi dirilttim ve Cenab-ı Allah ona soruyor ne kadar kaldın diyor ki bir gün veya da bir günden az bir zamanda kaldın diyor. Bakın 100 sene geçmişti arada. Evet. Tam da bak ileride hani ki bak şimdi bak ve şerabı ki bak diyor yanındaki o şeye bak. Yanındaki eşyana bir bak bakayım. Ondan sonra bakıyor ki ileride amike yiyeceğine bak. Ve şerabike içeceğine bak. Bunlara bir bak bakayım.
eline getirsen de henüz bozulmamış. Bak bak, henüz daha bozulmamış. Ne yiyeceksin, ne içeceksin. Hepsi aynen duruyor. Allah Allah. Bak Cenab-ı Allah bozmuyor. Aynen duruyor. Ya. Bak ya ona, daha sonra bak. Yine anlayken hani sana eşeğin vardı. Bir eşeğine bak bakayım, eşeğin durumu ne olmuş? Böyle nece aleke seni yapalım diyedir. Ayete canlı bir delil olarak, yine insanlara seni bir canlı delil olarak yapalım diye sana böyle bir insanı şey yaptık diyorum. Seni öldürdük, sen kalktın dedin ki ben ancak bir gün birbirinden az kaldım. Ondan sonra yiyeceğine bakıyordum, bozulmamış. Ama merkebine bakayım, merkebin kemikleri çıkmış. Sadece kemikler kalmış. Ne kadar yattığın ortada. Yani. Ondan sonra, evet. Ama Cenab-ı Allah diyor, bunu biz sana örnek olarak, insanlara örnek olarak, ibret olarak ihsan edelim diyor. Ki bunu anlayasın. Rabbim o can ölmüyor. Yani şehre, bendeye nasıl can vereceğini, nasıl hayat vereceğini, nasıl tekrar yeniden vücuda getireceğini en iyi şekilde bilendir. Ama sen bunun idrakına, işte seni bir intihar olarak şey yaptık, insanları intihar olarak bu şekilde hale getirdik ve bak bir gün birbirinden az bir zaman kaldığını, yiyeceğin bozulmadığını ama merkebin kemikleri çıktığını görüyorsun. Gördüm. Ve böylece daha sonra bak, ilahizami kemiklere bak, o merkebin kemiklere bak. Sadece merkebin kemikleri kalmış yani. Diyor Cenab-ı Allah. Ayet gelmesine bak. Keyfe nasıl müveşşi özüze hep onları kaldırıyoruz. Şimdi bak Cenab-ı Allah. Bak şimdi biz onları nasıl kaldırıyoruz diyor. Ne yaptık? Sen veriyorsun, hemen sen kaldırdın. Yüzünü yattın, halbuki yüzünü. Ama bak şimdi, sümme sonra neksühe, onlara gidiyoruz, lahmen diyor, giydiriyoruz. Cenab-ı Allah nedir? Biz o iskelete, bak şimdi o iskelete biz giydiriyoruz. Ne gibi? Lahmen, et giydiriyoruz. O iskeletin içerisine et giydiriyoruz Cenab-ı Allah. Aynen. Felemma vakfeden temel yene hak açıkça belli olacak olması için. Hakkın açıkça belli olması için. Lehu ona kâle dedi ki, ey alem, biliyorum. Ennallahu vakfe Allah-u Teala eldeki alâ külü şeyin kadir, Allah-u Teala her şeye kadirdir. Elhamdülillah. Şimdi burada, şimdi inkar edenler için, kabullenmeyenler için açık bir örnek, Cenab-ı Allah örnekle ayeti yaşarız. Nasıl inanmıyor? Bak bir insan 100 yıl yatıyor ama kalkıyor diyor ki ben bir yarım gün yattığını söylüyor. Veya da bir gün birbirinin yarısı kadar. Ama bak bir yiyeceği bozulmamış. Ama bir daha kalmına bakıyor ki kemiklerin iskeleti kalmış. Ondan sonra diyor ki işte bak o iskeletin arasında biz kemikleri dolduracağız, et dolduracağız, et de dolduktan sonra bir hayat vereceğiz. Aynen. Ya bunu açık açık ne yapıyor? Delilleri ortaya koyuyor. Evet. Cenab-ı Hak Teala elbette ki kendisine layıklı veçile bir şekilde ibadet etmemiz, teşekkür etmemiz, hamd etmemiz için bize en güzel şeylerin meşarlarını sunuyor. Elhamdülillah. Bu meşarlardan çıkaracağımız, alacağımız hisselerle hayatımıza ne yapacağız? Nakşedeceğiz. Nakşedeceğiz. Yön vereceğiz. Yön vereceğiz. Evet. Yaşayacağız. Yani hakkı daima üstün tutmaya gayret göstereceğiz. Evet. Olumsuz şeylerden uzaklaşıp gerçek manada ilahi kerimatullah için. Burada biraz fedakarlık, biraz sabır, biraz gayret, bir de iyi arkadaş edinme. İyi dost edinme. Dostlarla, salih insanlarla beraber olma, değil mi? Tabii. Çok önemli burası. Önemli olan o zaten. Şimdi, yani senin yol haritanı sana kolaylık verir. Nefsinle baş başa kalırsan, ben başardım dersen, zaafa düşersin. Hemen seni şeytan kandırır. Ama iki kişi olursanız, üç kişi olursanız kandıramaz. Gücün yetmez şeytanın. Doğru mu değerli hocam? Burada kaynaşmayı, istişareyi, birlikte yaşamayı. Şimdi, evet, buyurun. Onu şeyde söylerim. Şimdi onu şeyde siyasete girmiyorum. Yok. Siyasete olabilir. Ben bir şey söyleyecektim de. Söyleme, tamam. Bir saat 35 dakika oldu. Kaçıncı ayetteyiz şu anda? Şu anda 60. ayete geldik. 60 uzun mu hocam? 60 mı? Dursun yok. Dursun, tamam. Yani, tamam hocam. Dursun yok. Bu dursun. Çok önemli, güzel. Tamam. Tamam hocam. Evet, değerli izleyicilerimiz, FSM Medya Grubu olarak tefsir derslerindeyiz. Bakara suresi 260. ayeti, yani 259 bitti. 260'ta haftaya
Perşembe Allah'ın izniyle önümüz Rabbim nasip ederse yine böyle Facebook'tan canlı FSM TV, FSM Haber, Radyo FSM'de Arşiv, Sebahattin Cesur TV, Suskun Medya ve Fetih TV'de canlı olarak bizleri izleyeceksiniz. Zaten Allah'a şükür şu anda görüyorum, çok rahat bir şekilde Facebook'ta izliyorsunuz bizi. Allah razı olsun diyoruz. Saat 16.32, 17.32'de canlı yayında siyaset dünyasında buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hocam bir son dua bir yap. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vel alemin vel abibeti bin muttabin. Esselatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Ya Rabbi, sana layık ve şükür haddini ümmetiyle ya Rabbi. Amin. Bizleri gerçek manada Kur'an'ın ve sünnetin yolunda sadakatli ve samimi ile ya Rabbi. Ya Rabbi, vatanımızı, devletimizi, milletimizi her türlü tehlikelerden içle dış düşmanları şerefini koru. Amin. Terör belasından ya Rabbi bizleri vatanımıza koru ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi dış düşmanlarımıza fırsat verme ya Rabbi. Amin. Dış düşmanlarımız şu anda bizleri ve vatanımızı, milletimizi tehlikeye götürmek, düşürmek için gayret göstermektedirler ya Rabbi. Amin. Onlara bu fiillerinden dolayı kendi başlarına çevir ya Rabbi alemin. Ya Rabbi hastalarını da acı şifa ihsanıyla, borç olanlara hayırlı evveler ihsanıyla. Ya Rabbi yeni yetişen sahabelerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız imanlı, şuurlu bir şekilde yetişmesini lütfeyle ya Rabbi. Amin. Bizi Kur'an'ın ve Resul Efendimiz'in sünneti seviyesine bağlı olarak ibadet taatımızı yapmayı ve fi sebilillah Allah yolunda cihaz etmeyi. İlahi kelimetullah için, nizam alem davası için sabırlı, sabahlı bir şekilde koşup hizmet etmeye lütfeyle ya Rabbi. Amin. Dedikodudan, fitneden, gıybetten, her türlü tehlikeli kötü düşüncelerden bizi manasıyla uzaklaştır ya Rabbi. Kafirin küfründen, münafıkın ufaklığından, zalimin zulmünden, fasıkın fıskından, müftelinin iftirasından ya Rabbi, şeytanın şerrinden nefsimizin hile ve desteklerinden bizi koru. Bütün milletimizi. Ya Rabbi bayrağımızı daima göklerde devam ettir. Ya Rabbi ezanlarımızı susturma ya Rabbi. Amin. Kur'an'ımızı elden ele, dilden ele bugüne kadar getiren alimlerimize de ya Rabbi onlara dünyasını değişmiş onlara rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Şu anda bu hizmet olan, hizmete koşan alimlerimize de ya sabır ve azim ve uzun ömürler ihsan eyle ya Rabbi. Hakkı hakkı hakka ihtiva eden batılı batıl bir batıldan işlerle kurulan cümlesine geri dahil eyle ya Rabbi. Amin. Yalnız sana hamdileriz ya Rabbi. Ya Rabbi sen rahmansın, rahimsin, acıyan sensin, merhamet eden sensin, rızkımızı her anında ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi yardım istiyoruz, ibadetlerimizi sıratı yapmak için bile yardım. Ya Rabbi bir müşkilatlarımızı gidermek için senden yardım istiyoruz ya Rabbi. Kulluk görevimizi sıratı bir şekilde yapmayı lütfen ya Rabbi. Bir de nimetini verip de hidayet verdiğini umuyorum. Dostlarım var ya Rabbi, veli kulların, emriye kulların, sahid kulların, aktar kulların ve nice senin yolunda bütün hayatını geçmiş o güzel kulların yolunda bizi net ya Rabbi. Onların yolunda biz de yürümeyi lütfen ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi delalete düşmüş ve sapıklığa düşmüşlerin yolunda bizi uzaklaştır ya Rabbi. Amin. Diyorum. Allah, Cenab-ı Allah gerçek manada iman eden kulların cümlesine bizden dahil eylesin. El-Fatiha. Allah'a emanet olun.